Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle niye biraz analiz etmek istiyorum BTC bazında. Uzun zamandır takip ettiğim bir coin. Bu Çin'in Ethereum olarak görünüyor. 100 milyon arzı var. Sınırsız bir arzı yok. Sabit bir arzı var. Ve BTC bazında oldukça e, diplerde düşük olduğu yerde görüyorum arkadaşlar. Bu bir pump yapar mı? Tekrardan e, bu seviyeleri böyle bir atak yapar mı bilmiyorum ama bir e, potansiyel e, görülebilir. Yani şöyle baktığım zaman grafikleri zaten ben her videomda söylerim. Çünkü yeni gene arkadaşlar varsa videoyu ilk defa izleyen e, aklında olsun diye. Bakın arkadaşlar, düşen bir şey çıkar, çıkan bir şey düşer. Daha sonra yine çıkar, daha sonra yine düşer. Çıkar düşer çıkar ve böyledir hani dipten ne kadar alırsanız e, sizi o kadar kimse yenemez. Ha bu trade etmek için şöyle bir şey ama kısa vadeli baka bakarsanız atıyorum 720 milyon porsiyon alıp dersiniz ki ben 500'den çıkacağım hani o kısa vadeli bir trade. Yani uzun vadeli yatırım için alınır, e, beklenebilir daha sonra yine böyle 600'ler 800'ler uzun vade yeni bir e, kripto paranın sevgili dostlar şeyinde boğa sezonunda tekrar olabilir. Ama e, kısa vade için e, bunları söylemek için belki de erken. Ama şöyle gördüm destek noktalarına yaklaşmış bir e, coin gördüm ve bunları uzun zaman takip ediyordum. sizlerle de paylaşmak istedim. Belki e, aranızdan değerlendirmek isteyen arkadaşlarınız olabilir. Bakın arkadaşlar böyle e, şurası 500 0.00500 600 arasında kuvvetli bir destek yapmış. Şu anda 700 seviyelerinde 721. E, tabii siz isterseniz kendinizi mesela buradaki gibi e, düşeni kırmasıyla beraber tekrardan bir düşeni kırarsa eğer şöyle e, binlerde 900'lerde pozisyon alabilirsiniz yani düşeni kıramazsak da arkadaşlar tekrardan Belki 400'lere kadar 400-500 seviyene destek noktasına çekilebilir ama e, şu an gördüğüm koyunlar e, arasında e, güzel fena durmuyor şu dolar da bakarsak sevgili dostlarım, yükselen bir üçgen içinde bakın e, destekleri her bir desteği daha yukarıda geldiği zaman biz buna yükselen üçgen diyoruz direnç bölgesi aynı iken bakın şöyle direnç bölgesi aynı iken, yani e, kanalın yükselen kanaldaki destek noktaları kanalın desteği bu Normalde şu anlık e, destek noktası 25 dolar seviyesi bakın şurada iki tane ufak bir direnç olmuş burada bu direnci daha sonra kırması da beraber desteği dönmüş ve buradan geri dönmüş Burası destek de bu yükselen kanalın desteği olarak geçiyor Burası hani destekler daha yukarıda Biz de bunu yükselen üçgen diyoruz sevgili dostum dolar bazıları kötü durmuyor e, alınabilir mi alınabilir spotta nasıl yaparsınız 43'e alırsınız atıyorum 36'ya yükselen kanın altına bir stop konulabilir hani desteğin altına stop konulabilir ama derseniz ki yani çok mu görüntüsü şişik bakarsanız arkadaşlar bu coin ATS 200 dolardı bakın bu coin zamanında 2018'de 200 doları görmüş bir coin yani 200 dolara göre 43 dolar baktığın zaman zirveden Yaklaşık olarak yüzde 60'dan daha fazla uzaktan 78, 80'lik bir düşüş olmuş sevgili dostlarım. 80 bir koyun düşmüş. Ee, hani belki hoşuna giden arkadaşlar olabilir. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar olabilir. Ee, ben bununla için bir videoyu bırakıyorum ben. Analizlerimize baktığımız zaman da şöyle de isterseniz şeye bakabiliriz. Koyun ee, marklık kapa bakabiliriz. Oradan da araştırabilirsiniz. Şöyle bakalım hemen diyor kısaca. Proje bu. Ol e, fiyatına bakalım. Tarihi fiyatına. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. He, bu TL bazında göstermiş. İşte TL o zamanlar arkadaşlar kur düşük olduğu için sanki buradaki e, tepe TL olarak daha yüksekmiş gibi ama dolar bazındaki buradaki kazanç daha düşük. Çünkü buradaki yükselmesi. Bakın şöyle. Kur çok değer kaybettiği için buraya göre Burada TL bazında daha yüksekliği gibi görünmüş ama TL bazına bakarsak arkadaşlar ATS neredeyse 1000 lira seviyesinde e, 1000 TL seviyesinde bir ATS var. Şu an ise e, TL bazında 417 lira TL bazında da %60 ATS'ine göre geri çekilmiş. Böyle de bakarsanız daha fazladan arkadaşlar 100 milyon tane NIO var. Yani bu sınırsız basılabilen sürekli arttırılabilen bir coin değil. Yani isterseniz arkadaşlar buradan da e, projeyi okuyabilirsiniz kafanıza yatarsa ister yatırımlık isterseniz bir kısa vadeli trade için yani destek desteği yakın yerine alıp ya da düşenin kırılması beraber yani şuradaki e, desteği yakın yerden ya da düşenin kırılması beraber bir trade etmek için kısa vadeli pozisyon alıp satabilirsiniz nasıl istediğinize bağlı ama e, şu anki görüntüsüyle böyle. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar sizlere. Eğer faydalı olsa lütfen kanala abone olup bildirimlere basarak bir de videoya like bırakarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca çok sevinirim. Bana bu dakikaya kadar zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.